Kardeşman, kızına yine mi barbekü kaz ve domuz yediriyorsun? Sen iyi bir babasın. Bugünün gelişmeleri şöyle. Cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından yargılanan Tank King bugün suçsuz bulundu ve serbest bırakılmasına karar verildi. Öğleden sonra saçmalığa bak. King'in katil olduğunu herkes biliyor ama yasalardaki açık yüzünden serbest kalıyor. Kardeşman, siz polislerde silah var. Neden onu direkt vurmuyorsunuz ki? Mahkemeye gerek kalmaz. Kurtuluruz gider. Yargının önüne geçemeyiz. Kanunları ben koyarsam King'den hiçbir farkım kalmaz. Sen de haklısın. Neye bakıyorsun sen? Lanet olsun. Polismiş. Gel baba. Kardeş King'le biraz oyun oynayayım. Hadi gel otur. Ne oynamak istersin? Ne oyunu? Ben sert oynamayı severim. Bir haftadır kimseyle yatmadım. Gel yapma. Buraya. Yapma kardeş git lütfen. Lütfen yapma. Burası halka lütfen. Kendine gel yapma. Yapma lütfen. Yapma. Hey. Kardeş King senden ne istiyorsa yap. Tamam mı? Evet yaygaraya ne gerek var ha? Paranı öderim. Hayır. Hayır. Kardeş King. O daha çok küçük. Bırak onu gitsin. Eva, seni uzun zamandır görmüyorum. Doğru. Bu kardeş King'den, al hadi. Kardeş King, tebrik ederim. Davayı kazanmışsın. Eva, sana hayranım. Büyük patronumuz kardeş Buz çok güçlü biri. Herkes ona saygı gösterip onu patron olarak görüyor. Ama senin yanındayken bir kedi yavrusu gibi uysallaşıyor. Kardeş Buz iyi bir arkadaşımdır. Beni sık sık görmeye gelir. Bana değer verir. Değil mi kardeş Buz? Adam geldi kardeş Buz. Çatıya çıkar. Derhal. Sana bir hediyem var. Ufaklık, seni bulmamız gerçekten çok zor oldu. Bugün mahkemede çuvallayacağım diye acayip korkmuştum. Onu 10 gün önce buldum. Seni pislik herif, bana nasıl ihanet edersin? Hey, kafana göre takıl. İşin bitince kalanını onlara bırak. İşini temiz yap. Hiç merak etme. Ejder amca. Buz, merhaba. Uzun zaman oldu. İşler nasıl gidiyor? Dünya gençlere kaldı, yaşlandım artık. İstediğin bir şey var mı? Hayır. Vaptiz kızımı görmeye geldim. Burada olduğunu bildiğimden gelip biraz konuşayım dedim. Son zamanlarda bir servet kazandım. İşler bu aralar çok iyi gerçekten. Buradaki kulüplere uyuşturucuyu ben sağlıyorum. Buz. Senin Eva'ya gönül verdiğini duydum. Kız bana anlattı ama şu sıralar kimseyle takılmak istemediğini de söyledi. Tamamdır. Hadi, bir şeyler yiyelim. Kim yaptı bunu? King, ona işi doğru düzgün hallet demiştim. Aklını mı kaçırdın sen? Hadi çabuk ol, polisler birazdan gelir. Gidelim hadi. Vaftiz baba. Vaftiz baba. Ona söyledim zaten. Hala şu polisi unutamıyorsun değil mi? Görüştünüz mü onunla? Bir yıl oldu. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Onu bulamıyorum. Birilerini çatıdan atmak çok eğlenceli. Bence sarhoş oldun. Oraya gitme. Ya sarhoş olsam da araba kullanabilirim. Bak
baksana, ileride çeviriyorum. Ha, korkma. Eve geldik sayılır dostum. Evimin önünde arabalarımı kontrol ediyorsunuz. Uzayın buradan. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Ha, yanımda değil. Memur bey, bir dakika. Karışma. Alkolü olabileceğinizden şüphelendik. Lütfen alkol testi yapın. Test mi? Sen eve git de anneni test et. Lütfen işbirliği yapın. Ne? Sizinle işbirliği mi yapacağım? Yapmazsam ne olur? Tamam. Yaklaşmayın. Gelmeyin. Gelmeyin. Yoksa onu öldürürüm. Ben de öldürebilirim. Bizimle ilgisi ne? Psikopat. İyi misin? Bin hadi. Baba, gelsene. He? Man amca. Nasılsın? Saat kaç oldu? Yarın okulunuz yok mu sizin? Yarın okulda yüzme şenliği var. Bizim de regl dönemimiz olduğu için okula gitmeyeceğiz. Yine mi oldunuz? F4 Hong Kong'a geliyor mu? Hayır, artık en sevilenler 1987'li olanlar. 1987 mi? O da ne? Hepsi 1987 doğumlu ve gerçekten çok yakışıklılar. Fan kulüplerine de katıldık. Gece 2:30'a kadar fan kulüp toplantısında mıydınız? Man amca, söyler misin bu gece sizde kalabilir miyim? Yemek yediniz mi? Tamam, o zaman ben yemeği ısıtayım. Anneni arayıp bu gece burada kalacağını söyle. Annem Macau'ya kumar oynamaya gitti, telefonunu kapattı. Ya baban? Onunla hiç tanışmadım ki. Gece saat 1:30 sularında Hong Kong'da bir saldırı ihbarı yapıldı. Çok yakışıklı gerçekten. Üç kimli adam polis kılığındaki gangsterler tarafından saldırıya uğradı. İkisi olay yerinde yaşamını kaybederken, diğer yaralı saçmalık, hastaneye götürülürken hayata gözlerini yumdu. Baba, polisler bana $200 verebilir misin? Çekmeceden al işte. Aa, teşekkürler baba. Hadi odama gidelim, sohbet odasına gireriz. Ah! Kim yaptı acaba? Kızını şikayet etmene biz alıştık ama sen hala bıkmadın. Sizin çocuğunuz yok, beni anlayamazsınız. Böyle suratsız olsam benim kızım da benden çekinirdi. BC9388 emrinize. Hazır taktik biriminden yeni transfer oldum. Lakabım Rocky. Ha, otur bakalım. Sana Rocky mi diyorlar? Küçükken çok sıskaydım. Herkes bana Rocky derdi. Bu yüzden de isim üstüme yapıştı. Polis taktik birimindeki şefimiz Keung sizden çok bahsetti. Kardeşmanın bir zamanların parlak dedektif olduğunu söyledi. Bu uzun zaman önceydi.
Artık eskidim, bir işe yaramıyorum. Bütün gün yapacak bir şeyim yok. Ama bu nasıl olur? Büyük davalara Atim el atıyor. Başlarında kaplan var. Ekibindeki herkes güneş gözlüğü takıyor. Polisten çok mankene benziyor. Bizim takımımız B timi ise sürekli adam gücünü kaybediyor. Sadece ikimiz kaldık. Sen 3 yıldır gelen ilk yeni transfersin. Buraya sizden bir şeyler öğrenmeye geldim efendim. Buna pişman olacaksın. Kardeşman, önemli bir bilgi edindim. Yeni bir başkomiser geliyormuş. Ko adında biri. Babası emniyet müdürü yardımcısı. Yani? Demek oluyor ki emniyet müdürü 3 ay içerisinde emekli olacak. Yardımcısı da emniyet müdürü olacak. Ko da polis kuvvetlerindeki yeni yıldız olacak tabii ki. Kimin emniyet müdürü olduğu fark etmez. Biz sadece işimizi yaparız. Hanımefendi, ne alırsınız? İlk menüden. Peki efendim. Kardeşman, şu fıstık beni kesip duruyor. Çünkü yakışıklısın. Kardeşman, baksana restorandaki o fıstık bizi takip ediyor. Şimdiki zamanın kızları çok rahat. Bak şimdi. Bütün kızlar sana deli oluyor zaten. Günaydın. Günaydın. Başkomiser Ko, günaydın. Ben dedektif Kaplan Ken. Kaplan diyebilirsiniz. Tamam. Merhaba, siz B timinden dedektif Mancik mi? Tamam. Merhaba, siz B timinden dedektif Mancik olmalısınız. Merhaba. Ben Ko, yeni başkomiserim ve sizinle çalışmayı dört gözle bekliyordum. Ko mu? Evet, kadın ismi değil ama bana KK diyebilirsiniz. Babam sizden çok söz etti dedektif. Teşekkürler. Komiserim, toplantı için yukarı çıkmalıyız. Tamam, bana 5 dakika verin, üstümü değiştireyim, sonra görüşürüz. Kaynaklarımıza göre King ortadan kaybolan ilk mafya babası değil. Dino, Kimo ve Büyük Doğu'da bir süredir kayıp. Son 2 yıldaki gizli görevlerimiz sayesinde birçok mafya babası Hong Kong'u terk etti. Diğerleri de Tayland, Filipinler ve başka bir yerde saklanıyor. Ama ajanlarımızın söylediğine göre ailelerinde de bazı sorunlar var. Aile üyeleri ellerindeki her şeyi çok ucuz fiyatlarla satıyor. Bu sizce de garip değil mi dedektif Cheng? Kabaca tahmin etmek zor. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Efendim, bence baymanı zahmete sokmaya gerek yok. Manamca birimimizin bilgisidir. O bizim için değerli. Davayı bana verin, gerçekleri ortaya dökeyim.